Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, bu akşam sizlere farklı bir konudan bahsetmek istedim. Yine Hazreti Mehdi ile ilgili, fakat Hazreti Mehdi öncesinde ona yardım edecek liderler kimlerdir? Yani bir nevi onun saltanatını hazırlayacak insanlar, liderler, komutanlar, artık ne derseniz deyin, bunlar kimlerdir diye analiz edecek olursak eğer, sizlere Peygamber Efendimizin Mehdi ile ilgili birkaç hadisini okuyacağım öncelikle. Ondan sonra devam edeceğim konuşmaya. Mesela şu hadisi çok dikkatimi çekti. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkıp Hazreti Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır diyor. Şu an Doğu dedikleri aslında Orta Doğu bölgesi ve aynı zamanda bizim Türkiye'miz de bu bölgeden sayılıyor. Yani Doğu deyince Türkiye Asya kıtasında kaldığı için Türkiye'de sayılıyor arkadaşlar ve şu an İslam ümmetinin liderliğini çeken ülke yine Türkiye'dir. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhuru öncesinde Allahu Teala her şeyi planlıyor ve Türkiye'miz giderek güçleniyor ve kısa bir zaman, yakın bir zaman önce de biliyorsunuz bir sistem değişikliği yaşandı Türkiye'de. Büyük Şeyh Nazım Efendi'nin de kerameti gerçekleşmiş oldu biliyorsunuz. Yani Allahu Teala Mehdi'nin zuhuruna yakın bazı şeyleri hazırlıyor ona. Özellikle Türkiye'de çok değişen şeyler oldu son zamanlarda. Bu hadis de bunu doğrular nitelikte. Mesela Türkiye'de Mehdi'nin zuhuru için bana göre 3 kişi bugüne kadar canla başla mücadele etti. Birincisi Erbakan Hoca. Erbakan Hoca'nın başlatmış olduğu hareket, İslami hareket, Milli Görüş hareketi aslında Hazreti Mehdi öncesinde ona uzanan bir hareketti ve elinden geldiğince son nefesine kadar da mücadelesini ortaya koydu. Sonra talebesi olan Erdoğan'ı bu mücadelenin içinde bıraktı. Onu öne sürdü. Farklı taktiksel sistemle siyasi hamleler yaparak talebesi Erdoğan'ı, o ışığı Erdoğan'da gördü ve Erdoğan'ı bu mücadelenin içine itti. Erbakan Hoca Hazreti Mehdi'nin zuhuru öncesinde gerçekten çok büyük işler yapmış oldu aslında. Şöyle bir baktığımızda, yani Türkiye'de İslami kesim neredeyse yok edilme aşamasına gelmişti. İmam Hatip nesli yok edilme aşamasına gelmişti. Kur'an kurslarına baskınlar yapılıyordu. Kur'an kurslarında Arapça, Arap dili edebiyatı öğrenmek yasaktı. Yani Kur'an-ı Kerim anlaşılmaması için her şeyi yapmışlardı, ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Ve Erbakan Hoca bu konu üzerinde biraz olsun rahatlatmaya çalıştı İslami kesimi, Müslümanları. Yani düşün, Türkiye nüfus cüzdanına bakarak Müslüman bir ülke. Ama ne yazık ki Müslümanlara büyük baskılar yapıldı. Kur'an kurslarına büyük baskılar yapıldı. Başı kapalı bayanlara, kadınlara her türlü eziyetler yapıldı. Ve Erbakan Hoca da bunlar için adım attı kendi döneminde. Ama ne yazık ki gücü tam eline almadan yapamadı bazı şeyleri. Ve bunu Tayyip Erdoğan'a bıraktı, bu görevi. Tayyip Erdoğan'la birlikte Siyonizme karşı büyük bir oyun kurdular, büyük bir oyun oynadılar.
Ve böylelikle Türkiye giderek güçlendi, giderek güçlendi, bölgede söz sahibi oldu. Bütün İslam ülkeleri Türkiye'yi abi saydı. İslam ülkeleri ve diğer Türkiye Cumhuriyetler Türkiye'yi bir abi olarak görüyorlar şu an. Azerbaycan'dan tutun, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan hepsi Türkiye'yi abileri olarak kabul ediyor. Aynı zamanda Pakistan da Türkiye'yi lider olarak görmeye başladı. Bunun yanında Katar özellikle Türkiye'ye çok yardım etti. Hatta maddi anlamda da Katar'dan Türkiye'ye çok ciddi destekler geldi. Türkiye'nin bölgede söz sahibi olup dünyaya yön vermesi için Katar çok büyük yardımlar etti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'daki ışığı hepsi gördü arkadaşlar. Bütün İslam ülkelerinde aklını kullanabilen liderler hepsi Erdoğan'daki ışığı ve liderlik vasfını görebildiler ve Erdoğan'a destek vermeye başladılar böylelikle. Şu an yük Erdoğan'ın omuzlarında ve üçüncü kişi de arkadaşlar sürpriz bir isim olacak belki sizin için ama aslında o da çok mücadele etti. Ama ne yazık ki hayatı el vermedi. Şu an olsaydı Erdoğan'la birlikte çok büyük işler başaracaktı kendisi. Buradan onu anmış olduk ve Allah kendisine tekrar gani gani rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten büyük mücahitti. Bu arada ruhu için bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten büyük bir liderdi. Halkı uyandıran bir liderdi. Ve şu an olsaydı emin olun Cumhurbaşkanımızla birlikte çok büyük işler başarabilirlerdi. Yani ona en büyük desteği Muhsin Yazıcıoğlu verirdi. Şu an Cumhurbaşkanımıza Muhsin Yazıcıoğlu verirdi ve kendisinden sonra da Cumhurbaşkanı olacak kişi, bu görevi sırtlayacak kişi oydu. Ama ne yazık ki Rabbim onu şehadet makamına aldı. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu da yine Erbakan Hoca'ya da çok büyük destekler vermişti zamanında. Yani bu harekete, İslami harekete, İslam alemine öncülük edecek olan bu İslami harekete çok büyük destekler verdi. Ve Şeyh Nazım Efendi de bu hareketin kurulduğu zamanlarda İstanbul'a gelip büyük dualar etti ve şöyle demişti. Videosu var, YouTube'da izlersiniz. Bu hareket İslam'ın şahlanışının bir hareketidir. Gelecek yıllar İslam'ın olacak ve vaktin sahibi zuhur edecek. Bu hareket inşallah vaktin sahibinin zuhuruna kadar büyüyerek devam edecek ve vaktin sahibine teslim edecek bu hareket görevi. Vaktin sahibi dediği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır arkadaşlar. Türkiye'deki İslami hareket özellikle Erbakan Hoca'dan sonra revaç bulmuştur. Erbakan Hoca ile birlikte revaç bulmuştur. Erdoğan'la daha da revaç buldu ve bütün İslam alemini kapsayan bir güç haline geldi. İslami hareket. Mısır'da da aynı şey oldu fakat ne yazık ki orada darbe oldu ve darbe başarılı oldu. Şu an Mısır'daki vefat eden Mursi, Allah rahmet eylesin kendisine, eğer hayatta olsaydı ve Cumhurbaşkanı olsaydı gerçekten işler çok daha farklı olabilirdi. Orta Doğu'nun kaderi değişebilirdi. Orta Doğu'nun gidişatı değişebilirdi. Ama Rabbim onu da şehadet makamına yüceltti. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili benim söylemek istediklerim bunlardı. Yani özellikle
İslam aleminin lider olarak görmüş olduğu Türkiye'de bu üç şahıs gerçekten bu harekete büyük bir değer kattı. Ve inşallah bu hareketin sonu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a doğru gidiyor evelallah. Kadir Mısıroğlu Hoca da demişti ki Tayyip Erdoğan'dan sonrası daha da güçlü olacak. İslamiyet daha da güçlenecek dedi. Kimse ümitsiz olmasın dedi. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu video çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum ve bu videoyu gönderebildiğiniz herkese gönderin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.